Welcome to the Seyfir ailesi arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Demişim sizlere bu son günlerde biraz daha çok vlog gelebilir. Çünkü diyete gideceğim. O yüzden çok mukbang çekemeyeceğim. Ve bugün de dikkat edeceğiz. Biliyorsunuz izine gideceğiz. Ve çok güzel giysiler almak istiyorum. Bagheera! Ona yapma öyle annem. Tartılalım. Bence kilo aldım. Dün Sercan abur cubur yedik. Ve Çin abur cubur yedik. Tuz, şeker. Bakalım bir kaç kiloyum. Dediğim gibi dikkat etmediğim zaman böyle oluyor işte. Bugün bayağı yoğunum. Şimdi aşağı inip anlatacağım. Arkadaşlar bu sefer şöyle iş odamdan bir çekim yapayım dedim. İş odası bayağı bir değişti ve yeni bir yatağımız var. Bu da bir şey değil. Birkaç gün sonra bayağı bir inşaata gireceğiz. Çünkü biraz değiştireceğim. Bir de iki sandalye yerine bir tane sandalye yapacağım. Çünkü yani çok yer kaplıyor ya. Bir tane sandalye yeterli çünkü aynam da zaten çok büyük. O yüzden ve burada da işte bir yıkama yeri olacak. Bayağı bir inşaata gireceğiz. Allah'ım şöyle de makyajımı yaptım. Bayağı bir yani çok makyaj yapmadım. Sadece biraz bir anlık dudak boyası. O kadar. Saçımı bağladım. Bugün bayağı yoğun geçecek. 4 tane müşterim gelecek. Utrecht'ten diyecektim. Yok Utrecht'ten değil. Amersfoort'tan. Lazer için. Bu sefer lazer yapacağız. Boya değil. O yüzden şöyle aşağı inip şöyle kahvemle başlayacağım tabii ki de. Kahve içmesem uyanamıyorum. Masamı hazırladım. Kendime çay kattım. Müşterilerim biraz gecikiyor. Filiye kapıldılar galiba yani trafiğe. Arkadaşlar ben uzun zamandır evimi göstermemiştim. Bir dakika şöyle evimi göstereyim. Arkadaşlar burası... Türkçesi isim ne ya? Unuttum. Yani buradan böyle girişini yapıyorsun ve bunu da asmamız gerekiyor. Bunu ben Türkiye'den Metin Baba bana aldı. Sercan babası. Çok beğenmiştim ve bana sürpriz yapmıştı. Onu buraya bir yere asmayı düşünüyorum. Şöyle de bir aynam var. Burada ayakkabılar var. Terlikleri hazırladım. Şurada da böyle bu şekilde bir ayna var. Şöyle tuvaletin değişmesi gerekiyor. Bu bayağı eski ve eski şeyden kalma. Buradaki Allah'ım barlı tuvalette. Ve diyorum ki nereden ses geliyor? Heh, yap. Daha yeni temizledim. Şimdi onunla oynuyor. Bak her zaman nasıl pisleniyor böyle. Her zaman her dakika. Bir de üçüncü kedi istiyordum. Hayatta almam. Şöyle şunu sıkalım. Bu benim kuaför salonundan gelme. Bütün eşyaları buraya taşındığımızda. Bunu da buraya koyayım dedim. Yani misafir falan olduğu zaman buraya oturabilir. Şöyle. Evim o kadar çok büyük değil. Şöyle beş. Krem rengi bir koltuğum var. Biraz kahverengiyle karıştırdım. Şöyle bir halım var. Balon renginden tam bir halım var arkadaşlar. Balon ne zaman yatsa biz baloyu bazen görmüyoruz. Koltukta olsun, sandalyelerde olsun görmüyoruz. Bu da işte Balu ve Bagheera'nın köşesi. Allah'ım yine dağıtmışlar. Daha yeni topladım. Şöyle. Allah'ım. Bu da Balu çok seviyor. Onu da buraya koydum. Şöyle. Burada Sercan'ın PlayStation'ı var. Bakın. Şöyle. Burada da bir kahve köşem var. Şunu bir şöyle takayım. Şöyle. Mutfağım. Yine beş tonlarında. Şöyle daha bitmedi burası. Bunun alt taraflarına arkadaşlar lamba gelmesi gerekiyor. Yağım da bitmiş. Yağ almam lazım. Şöyle kendime çay doldurmuştum. Şunu güzelce koyalım bir. Şöyle air fryer'ım var. Sercan bunu daha yeni kullandı. Temizlemem lazım. Bakın daha yeni tavuk yapmış. Burada da işte IKEA dolabım var. Üstünde Ferrari'm var. Ve bunu Shein'den aldım. Bu yeni. Yumurtaları böyle buraya koyayım diye. Yine beş tonları. Bak safran kullandığım için şey sarılaşmış. Tahta kaşıklarım. Ve bu tarafa geçiyorum. Ve burada da işte videolarımızı çekiyoruz. Seccade var. Ondan sonra yemek masamız. Sandalyelerim tavuk renginde çok severim.
Balu'nun en sevdiği yer burası. İyi ki var ya, buraya yatıyor da şu şark köşesine yatmıyor. Şark köşesini süpürmek çok zor. Dün işte buraya güzelce ne süpürdüm. Burada da Bagheera'nın knickerleri var. Knickerlerle oynuyor. Böyle arkadaşlar. Burası benim evim. Burada işte böyle bir kapalı varanda var. Burada da bahçemiz var. Bahçenin şu tarafını hiç görmeyin. Bakın şöyle küçücük biraz bir göstereyim. Tümden karton dolu. Burası işte bahçenin bir köşesi. Böyle. Bu arada çerezlerimden biraz yiyorum. Zaten ben böyle başlıyorum kahvaltı yemek olarak. Bu arada bu lamba değişmesi gerekiyor. Daha aslında evim daha bitmedi. Perdeleri taktık. Yeni perdem Türkiye'den gelme. Nargile de çok güzel oldu o köşeye. Sadece şu lambayı değiştirmemiz gerekiyor. Ve buradaki lambalar daha değişecek. Zaten lamba o kadar... Lamba en sona. En sona daha mutfağın birkaç tane köşeleri yapılması lazım. Ve bu da sonradan aklıma geldi. Orası bayağı bir boş kaldı bana göre. Aslında oraya çok güzel bir masa olabilirdi. Biz Hollandcası Island Köyü diyoruz. Türkçesi ne diyor tam olarak bilmiyorum. Orada mesela hamurumu falan açabilirdim. Oraya bir masa olabilirdi ama her şey Türkiye'den geldiği için masa da sonradan aklıma geldi. Keşke önceden aklıma gelseydi. Oraya bir masa yaptırabilirdim aslında. Böyle bar şeklinde bir masa. Ve yanlarına da uzunlamasına bir sandalye. Ama sonradan böyle aklıma geldi. Çok güzel oldu o köşe. Çünkü kahveciyim. Ve orada işte vanilya olsun, fındık olsun, çikolata soslu karıştırabilirsin. Ve şey geliyor. Yaz sezonu geliyor. Ve yazda da çok güzel frappuccino köşesi de yapacağım oraya. Yani öyle. Müşterilerim geldi ve daha yine gittiler. Ay, o kadar çok sevimli ve iyi insanlar ki. Bana hediye getirmişler ve kendileri beni YouTube kanalımda da takip ediyorlarmış. Videolarıma bakıyorlarmış. Ve Sercan'a da böyle bir hediye geldi. Ay, çok şirin, çok güzel. Geçen de bir saç serumu vermişti. Gerçekten düşünmeleri bile yeterli. Ve bu markayı tabii ki de çok severim arkadaşlar. Bu marka Hollanda'dan gelme biliyorum. Türkiye'de de köyünü çok meşhurdur. Ama bunun kocaman şeysi, firması, köyünü bu Hollanda'da var. Ve ben de bilmiyordum. Ben köyünü İspanyol ya da İtalya'dan gelen bir ürün zannediyordum. Meğerse bizim Hollanda'nın en ünlü kuaför markası. Arkadaşlar, Surinamlılar ve Endonezyalılar sürekli önce tavuklarını ve sarımsağını önce kavuruyorlar. Ondan sonra tavuğu atıyorlar. Şunun altını hemen bir yakalım. Hemen elim çabuk olması lazım. Yoksa yanar. Şöyle çok az bir zeytinyağı ekledim. Hemen soğan almaya gidiyorum. Bu bitti. Bunu çapatmam lazım. Soğanımı asla ve asla yıkamam. Asla. Soğan ekledim. Sarımsak alacağım. Evet arkadaşlar, kamerayı biraz öne getirdim. Tavukları içine katıyorum. Ay, bu güzel soslu olacak. Bunun yanına bembeyaz bir pilav. Valla çok güzel bir şey olacak. Evet, altına şöyle iplerimiz şey yapalım. Altını bayağı açıyorum. Buranın ışığı şöyle daha iyi. Altını açtım. Şöyle hafiften kavuracağız. Şöyle soslarımı şimdi alayım. Wok da zaten bu special wok tavası. Wok da ne oluyor arkadaşlar? Ateş bayağı yüksekte. Ve böyle ağzıma nohut aldım. Ve çok pişirmeyeceksin.
Gerçekten bu wok tarhımı çok beğendim. Geçen ilk defa kullanmıştım. Bol.com'dan aldım. Wok tavam yoktu. Allah şükür bütün tencerelerim var. Bir tek wok tavam yoktu. Şimdi ben geçen Surinam dükkandaydım. Ve oradaki adamlar bana yardım etti. Ve dediler ki bana ne istiyorsun? Ben de şekerle şey karışımı, tuz karışımı bir şey istiyorum dedim. Ve bana bunu gösterdiler. Dediler ki bunu o zaman seversin dedi. Bu markada çok iyi dedi. Çok hafif, biraz denemişti bir nuzos için. Tadını çok beğendim. Ama bunlara daha karıştırmadım. Bu arkadaşlar ketçap, şekerli ketçap. Yani şekerli soya sos. Şekerli, çok severim bunu. Bu da tuzlu ketçap. Tuzlu soya sosu. Şimdi bunlardan katacağız. Ondan sonra baharatlayacağız. Şimdi ben bakın şöyle bir yemek kaşığım var. Yemek kaşıkla ölçeceğim. Bundan böyle bir yemek kaşığı dolusu ekledim. Bir yemek kaşığı daha ekliyorum. Yani iki yemek kaşığı. Tuzludan yarım yemek kaşığı ve bu tatlı olanda bir tane yemek kaşığı kullanacağım. Şöyle. Bu arkadaşlar nedir? Bu karışık bir baharat marinasyonu. İçinde şey var, baharatlar var, soya sosu, ondan sonra fıstık var. Karamel var. Hani böyle değişik baharat şeysi. Marinasyon yani. Marinasyon olarak geçiyor. Bir çay kaşığı hot chili powder. Bunu da söyleyeceğim. Dükkandan aldım. Mavi paketli olanı. En sevdiğim baharatlar için marka. Bir tane çay kaşığı bundan. Bir tane çay kaşığı kimyon. Aa, benim çay kaşığım da dop dolu oluyor yani. Onu da söyleyeyim. Bir çay kaşığı diyorum. Bir sürü katıyorum. Bakın arkadaşlar şu benim bir çay kaşığı. Baya dolu. Bir çay kaşığı karabiber. Ve tuza dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bu soslarda tuz var. O yüzden tuzu da şöyle. Bir çay kaşığı ekleyeyim. Tuza geçmeden dikkat etmemiz gerekiyor. Ama şöyle bir tane kapak olacak mı bilmiyorum. Tam da oldu. Arkadaşlar altını biraz kısıyorum. Altını kıstıktan sonra şöyle bir bu bir 15 dakika pişsin. Hiçbir şekilde su katmadım, hiçbir şey katmadım. Kısık orta ateşte şöyle 15 dakika bir pişmesini bırakacağım. En sonunda fasulye filizlerimi ve kırmızı biber ekleyeceğim. Az bir su kattım. Bak suyu ölçmeyi unuttum. Siz sürekli soruyorsunuz suyu ölçmeyi unuttum. Şöyle kapatıyorum. Sıcak su kattım içerisine tabii ki de. Kapatıyorum ve kendi halinde şöyle pişecek. Arkadaşlar ben soğan olsun, sarımsak olsun ise bu elime şöyle bir poşet geçtim. Şöyle poşetin içine katıp çöpe atıyorum. Yoksa gerçekten çok kötü koku yapıyor. Hazırlayacağım. Bu yeşil tabaklarım benim böyle Asya mutfağım, yemekleri yaptığımda bu yeşil tabakları her zaman kullanırım. Ve siyah tabaklarımın yanında her zaman siyah çatal ve kaşıklı kullanırım. Şimdi en sevdiğim turşu, Yumbo'nun kendi markası daha güzel. Ben bunun başka bir markasını da denedim. Hiçbir şey yaramaz.
Şöyle Nudoslar'da yerim. Asya mutfağı yemeği yapınca yerim. Acayip. Çok güzel bir turşu. Hem ekşili hem şekerli. Şöyle lahana var. Şöyle okuyayım bir. Beyaz lahana var, havuç var, şeker, kırmızı biber, ondan sonra pırasa, şey var, soğan var. Çok güzel, çok severim. 15 dakikadır pişiyor. Şöyle çeviriyorum. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar fasulyemi ve kırmızı biberimi ekliyorum. Şimdi hepsine katalım. Şöyle 5 dakika bunu pişireceğiz. Yeni bir aplık almıştım Şahin'den, şöyle görebiliyorsunuz. Şöyle aplığın üstüne koyayım kaşığını. Tamam arkadaşlar, bu bitti. Kapatıyorum. Şöyle sadece pilavımız kaldı, o da bitmek üzere. Soya soslu tavuğumuz ve pilav. Ne tuz ne yağ. Şöyle tabağımı hazırlayacağım. Ve şöyle biraz da bir sohbet edelim. Tabağımı şu şekilde hazırladım. Fasulyeleri bayağı üstüne koydum. Şöyle tabii ki de bu baharatlı olduğu için dedim ki tuza da gerek yok pilava. Ne kadar az tuz yesek o kadar iyi. Şöyle turşum var. Arkadan da süpürge gözüküyor. Artık süpürgeyi buraya koyuyorum. Çünkü maşallah kediden 2 dakikada bir süpürüyorum. Şöyle tavuğumdan aldım. Fasulye. Bak. Diyorsunuz değil mi? Ben sebzeleri biraz çiğ seviyorum. Huu, bayağı acı. İyi ki Suriye'nin dükkanında adamlar bana yardım ettiler. Yoksa ben orada ne alacağımı bilemezdim. Elimde başka bir resim vardı. Ve adam dedi ki sen bunu al dedi. Çünkü gerçekten bu marka neredeyse bütün Suriye'nin dükkanlarda satılıyor. Demek ki iyi. Yani alınıyor bayağı. Gerçekten güzelmiş tadı. Onu her zaman alırım artık. Çok hoşuma gitti. Pilavınızı benim gibi sade yapın. Güzel baharat ve yanında da sade bir pilav. Tavuklar da güzel pişmiş valla. Doyuyorum. Yemeğim gerçekten çok güzel olmuş. Huh.
Arkadaşlar, doydum. Biraz şöyle oturayım, bir kendime geleyim. Pijamalarımı giyeceğim. Ve şöyle rahat bir keyfime bakacağım. Benim bu makinem var, Nespresso'un. Ve buraya hot foam'a basıyorum. Yani ne kadar çok süt istiyorsan o kadar çok hot foam'a basman gerekiyor. Bir de tabii ki de boykota devam diyoruz. Ve Starbucks'ten değil de bundan aldım. Ay sanki yani bir şey fark edecek de bu da yani Fransız markası. Sanki Fransa bir şey yapmıyor. Neyse. Sercan dedi ki yok Starbucks falan alma dedi. Zaten bunu ben bir kere almak istiyordum. Arkadaşlar valla gülüyorum da. Ya boykot tabii ki de faydası oluyor mu? Oluyor. Evet, McDonald's falan gitmiyoruz. KFC'ye gitmiyoruz ama yani sanki Fransa bir şey yapmıyor. Neyse, bu konu bayağı bir derin bir konu. O konuya geçelim. Bu marka arkadaşlar, şunu da aldım. Jumbo'da bu hafta ikincisi yarı fiyatına, yani iki aldığın zaman öbür paketi yarı fiyatına geliyor. Ve bir deneyeyim dedim. Bu tat olanı da denemedim ama o mor olanı başka bir yere denemiştim. Ve gerçekten çok güzeldi. Şimdi bakalım, bir kendi makinemde ilk defa deneyeceğim. Çünkü kıza sormuştum bu kahve hangi kahve diye, bana onu gösterdi. Ve dedim ki aa, ben de aynı makine var evde dedim. Şöyle arkadaşlar. Birkaç kere hot foam'a bastım. Bakın görüyorsunuz ne kadar çok süt var. Az bir süt kaldı. Ondan sonra cappuccino'ya basıyorum. Ve ben bardağımı önden biraz sıcatıyorum sıcak suyuna. Bu biraz çok oldu. Çok olduğu zaman şöyle lingoya basabilirsin. O sıra kahve çıkıyor zaten. Baya çok oldu da. Ben kahve yaparken esnasında öyle şekerimi katıyorum. Yoksa şeker üste geliyor. Onu sevmiyorum. Bakın şöyle. Bu latte macchiato olmuş oluyor. Şöyle çok güzel oldu. 3 renk latte macchiato olarak geçiyor. Ve bunu yaptıktan sonra böyle bir şeyim var. Şunu böyle koyuyorum. Direkt bunu temizliyorsun. Yoksa makine çok bozuluyor. Şimdi burada niye kahve var diyeceksiniz. Ben makinemi ilk önce ısıtıyorum. Onu da nasıl yapıyorum? Mesela bunda eski kahve var ya. Lingoya 3 kere basıyorsun. Kahve öyle daha çok sıcak çıkıyor. Yani kahveyi böyle şey yapmış oluyorsun. Sıcatmış oluyorsun. Şöyle çok az bir şeker katacağım. Şekeri de kesmek istiyorum. Vallahi herkes kahveyi şekersiz içiyor, bir tek ben. Arkadaşlar Balu'yu çağıracağım. Balu! Balu! Arkadaşlar Balu'yu çağıracağım. Ben bu sütten çok az veriyorum. Çok az. Balu! Yukarıdan bakalım gelecek mi? Bazen gelir, bazen duymasızlıktan gelir. Allah aşkına Balu diyorum, şuna bak. Şimdi geliyor. Balu, sen niye gelmiyorsun? He? Balu. Ne? Yumut laustere. Balu. Gel. Ben seveyim mi? Ben seni seveyim mi? Bak böyle yapacak, kaçacak. Bak 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 bak. Hay Bagheera. Bagheera. Bak bak bak. Kaçmadı çünkü aşağı inmek istiyor. Gel. Gel. Balu. Bagheera ile biraz oyna ya. Oyna. Ne kadar tembel. Allah'ım ya Rabbim. Balu. Balu. Orada arkadaşlar Nemo balığı var. Onu çok seviyor. Onunla oynuyor. Balu, kendi halinde ara sıra oynuyor ama Bagheera var ya, Balu bile şaşırdı. Bagheera arkadaşlar hala ergenlik çağında acayip bağırıyor ya. Balu, Balu nasıl bakıyor? Balu da her şeyden korkar. Acayip örtlek.
Günaydın arkadaşlar. Bugün hamur açacağım ve çok açım, acayip açım. Kahve yapacağım. Ay valla bu video da çok uzun oldu ama şöyle kahvemi yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. Bugün çok güzel bir yöresel yemek yapacağım. İlk önce bu video geleceği için sürpriz kalsın. Tekrardan Instagram'a sordum. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayınız. Orada sordum hangi yöresel yemek istersiniz diye. O kadar güzel tarifler geldi ki. Geçenki sorduğum birkaç tane tarif vardı. İki tane kaldı. Ondan sonra da işte çok güzel bir yeni bir tarifler gelecek. Bu arada neredeyse unutuyordum. Bunu ben Shine'dan aldım. Bu yeni Shine'dan aldım. Bakın arkadaşlar şurada yırtıklarım biraz gözüküyor ve şeyler gözüküyor da. Bu da annemin. Orada yeni balığı aldım, biraz kullandı. Gerçekten çok güzel bir pantolon ama bunun bir tane daha küçüğünü alacağım ama var mı bilmiyorum, yani 2 sene olmuştur. Şöyle bir kahve yapayım arkadaşlar, vallahi acıktım. Şöyle kahvemi yapıyorum. Ve bunu her zaman temizlemen gerekiyor, her zaman. Bakın şunu çıkarıp onu iyice içini temizlemen gerekiyor. Bu sefer kahverengi olanı kullanacağım. Şöyle. Ay, bu markayı çok sevdim. Bir de bu nasıl bir bakalım ben. Şöyle. Ama bu kara şekerler oluyor ya. Onu bir kere denemek istiyorum. O daha sağlıklı diyorlar ama. Ay, çok atmıyorum. Çok atıyorsun demeyin. Bakın. Çok az. Şimdi cappuccino'ya basacağız. Ben şekeri sonradan attığım zaman ya sevmiyorum. Böyle kahve yaptığım esnasında şekeri katmak daha güzel geliyor bana. Şöyle kahvemi içeceğim. Sercan'ın videosunun alt yazını yapacağım. Şöyle. Bu sefer çok süt katmadım. Dikkat etmem lazım. Çok süt de iyi değil yani. Bu laktozsuz süt daha iyi diyorlar. Bakalım bir. Bugün işte Seyircan'a markete çıkacağım. Bayağı bu vlog uzadı. Şöyle bir tadına bakalım bir nasıl. Arkadaşlar bu kahverengi olanı daha ağır. Mor olandan. Ben ikisini de sevdim vallahi. Kahve tadını daha çok olmak istiyorsunuz. O kahverengi olanı almanız gerekiyor. Bakın şöyle göstereyim. Bir tanesi şuydu. Şunu çok sevdim ama. Ve bir tane de bu. Yani ikisinden de alın. Çünkü bu arada makineyi direkt temizlemem lazım. İkisinden de alın. Bu biraz daha hafif ama güzel bir tat var. Bu biraz daha ağır çünkü bazı misafirler ağır kahveyi istiyorlar. Bu ağır ama bundan da daha ağır da var ama ben onu içemem gerçekten. Bakın normalde bayağı doldururdum. Az yaptım. Ya çok içmek istemiyorum. Arkadaşlar video bayağı uzadı. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Lütfen bu videoya like, abone ve yorum. Gerçekten yorum istiyorum. Yorum yazmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz.